Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Mustafa Sarp. Mustafa Sarp'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeler üzerine bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hmm. Hoş geldin Mustafa. Yalnız maşallah var halen gençsin, fit'sin. Birazcık göbekte var ama genel olarak 10 güne gider o. gider, iyi. Genel olarak iyi, anatomik olarak öyle. Nasıl çok geçiyor güzel. günler pandemi günleri? Vallahi evdeyiz, mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Çocuklar var. Çocuklardan dolayı endişeliyiz. Biraz daha dikkat etmeye gayret gösteriyoruz. Sen şimdi yardımcı antrenörsün. Evet, Bülent Korkmaz'ın yardımcısıyım. E, Alanya'ya gittiniz. En son Alanya'daydık. Antalya, Konya Spor, en son Alanya. Alanya'dan görevden ayrıldık şu an. Bekleme sürecindeyiz. Bekleme bekliyoruz. Ama Bülent Hoca da sonuçta e, gitti takımlarda sonuçta bir dokunuyor, iyi işler yapıyor. Yani Alanya'dan ayrılık sürecimiz birazcık enteresan. Aslında inanılmaz iyi işler yaptık evet, orada başarıydım. ama e, orada bir Faryoli sevdası var. Saygı duymak lazım. Eee Faryoli'nin de boşta olduğundan dolayı Faryoli'yi çok kaçırmamak adına e, bizim işimize, görevimize son verdiler. Bizim için inşallah hayırlısı olur. Yani Fatihlerin Milan'a gittiğinde Ancelotti boşa çıktığında nasıl Fatih Hoca'yı yediler. Siz de orada Alanya'da Mu yediler. Muhtemelen aynen <laughs> öyle, ona benzer bir şey. Ee, Bursa Spor'da oynuyordun. Ee, ayrıldın, o sene Bursa Spor şampiyon oldu. Ee, geçiş, e, yani oradaki e, transfer sürecini soracağım. Oradan ayrılış sürecini soracağım. Ertuğrul Hoca'yla e, diyaloğunu soracağım. Nasıl gelişi nasıl oldu? Çok enteresan şeyler var orayla alakalı anlatacağım. Ee, Bursa Spor'da çok iyi bir performans sergilediğim dönem. Ee, o dönem aslında Galatasaray hiç ortada yok. Fenerbahçe ile Beşiktaş yazılıyor, çiziliyor. Ee, Ertuğrul Sadece Hoca da yazılıyor mu? Görüşüyor musun? Yazılıyor. Görüşme yok. Daha sezonun ilk yarısı yazılıyor, çiziliyor. Devre arası Ertuğrul Hoca geldi. Çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bunu yakın çevrem çok iyi bilir. Öyle imza atarken yalandan bayrağı öpenlerden değilim. Ömer abiye dedim ki Kaptan Ömer Erdoğan'a, Ömer Hoca'ya şimdi. Ee, ya dedim bak Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe yazılıyor, çiziliyor. Ya bir Galatasaray'la dedim haberim dedim çıksın dedim yeter. Wow ee, otellerde devre arası kampındayız. Bir gün sabah kalktık kahvaltıya. Dedi ki sana dedi bir inanılmaz dedi bir haberim var. Hayırdır falan afyonumuz patlamamış gözlerimiz şiş. Kamp dönemi bilirsin iğrenç geçer. Dedim ki hayırdır. Dedi ki kahvaltıdan sonra ya söylesene dedim ya adamı dedim uyuz etme. dedi ki fanatik gazetesinde dedi haberim var köşede. Ya hadi dedim ya yemin ediyorum kahvaltı yapmadım heyecandan. Hadi dedim ya kalk gidelim. ...indik aşağıya aldık gazeteyi böyle ana sayfada köşede şu büyüklükte bir haber işte Galatasaray'da Rota Mustafa Sarp tarzında bir şey yazıyor. Yalnız dedi bak bir şey söyleyeceğim dedi sana. Haberi dedi yapan dedi Raşit Altun. Hiç unutmuyorum. Raşit Altun dedi yönetime yakındır. Bu dedi Asparagas haber olmaya dedi bilir. Gerçek dedi bir haber olabilir. Oh. Ya dedim ver dedim gazeteyi başlatma dedim haberin doğruluğundan, <laughs> <laughs> <çünkü> yalanlığından. <laughs> çıkmış dedim sen dedim <laughs> haber çıkmış yeter dedim <laughs> bu bana. Bu dedim gerisi dedim hikaye <laughs> önemli Bilmesem değil. de olur. Aynen öyle çünkü hani diğerleriyle ilgili yalan ya da dolan bir haber çıkıyor. Çok iyi gazeteyim bir haber, haber çıksın yeterli o an için. O kafadayım. Gazeteyi aldım kolumun altına e, koydum. Odaya gideceğim acayip büyük bir lobisi vardır böyle. Odalar da lobiden böyle dış kapıdan içeri girdiğinde sağlı sollu çıkış kapısına yakındır. Böyle çıkış kapısına doğru girerken kapıdan Ogan Taran girdi yanında yardımcısıyla asistanla. Çok uzun zamandır da görmüyordum. Erciyes'te Bülent Hoca ile beraber oyuncusuyken çok sık gelirdi Bülent Hoca ile araları iyi. Ya dedim ki ayıp dedim ya o gün bugündür dedim ne arıyorsun ne soruyorsun neredesin nerelerdesin falan dedi ki senin için geldim. Nasıl dedim benim için geldin? Dedi ki anlatacağım bir dedim işim var Mustafa Deniz o zaman İran'da çalışıyor bir oyuncu için gönder dedi beni. Burada kalıyorsunuz zaten dedi akşam dedi geleceğim. Tamam mı tamam. Akşam geldi dedi ki böyle böyle gasa istiyor seni. Ya dedim ki daha gazete dedim bugün dedim haberi çıkıyor sen dedi gazeteyi ver işte. Rahmetli başkan ya dedim ki yazıcı başkan dedim vermez dedim beni sezon sonu da mukavelen bitiyor. Dedi ki orası dedi bizim işimiz dedi değil. Yani istiyorlar seni onlar dedi bir şekilde dedi hallederler. İşte Haldun abi Adnan Sezgin işte Adnan başkan zaten çok böyle dedi donanım büyük dedi bir yönetim kurulu yok genelde dedi bu şahıslar yapıyor organizasyonu. Ondan sonra beni telefonla görüştürdü Adnan Sezgin'le e, Haldun abiyle. Tabii çok iyi Galatasaraylı olduğumu Haldun abi daha önceden duymuş. Bursa Spor'daki performansımla da hani hasta Galatasaraylı bir oyuncuyu hazır iyi de performans veriyorken Galatasaray'a kazandıralım. Dedim ki abi hani beni alamazsınız vermez dedim o zaman hayatta rahmetli başkan vermez dedim beni falan. Dedi ki oğlum o bizim şimdi sen dedi karışma olmazsa dedi sezon sonu alırız biz devre arası istiyoruz. Hayırlısı Ondan sonra belli bir dönem ses çıkmadı, vermedi başkan ciddi bir para istedi. Sonra iş ciddiye bitti, ikinci yarı başladı ben oynamaya devam ediyorum falan. İş çok ciddiye bindi, menajerimi çağırdılar, görüştüler sezon sonu için. Benim de içeride sıkıntılarım var, rahmetli başkanla anlaşamıyoruz. Gelecekten kalan rakamlarla ilgili anlaşamıyoruz. Hani ben e, Bursa Spor Camiası benim için gerçekten çok özel ve önemli bir camia. Hani nasıl olsa beni üç büyükler istiyor gideyim. Ertuğrul Sağlam da çok büyük şahidimdir çünkü Allah razı olsun hiçbir zaman kulübü karşısına almadan acayip o süreçte benim yanımda durdu. Sonra gel zaman git zaman sezonun artık son bölümlerine doğru son çeyreğine doğru iş çıkmaza girdi. Başkanla böyle artık hiçbir e, hiç bir araya gelemiyoruz, görüşemiyoruz, şey yapamıyoruz. Ertuğrul Hoca sürekli arada aracı oluyor. Dedi ki oğlum şu içeride kalan dedi alacakların dedi ben dedi halledeyim ya dedim hocam. Sen dedim teknik direktörsün. Niye dedim sen hallediyorsun? Senin halletmen için bir gerek yok. Ayrıca ben bu kulübün dedim futbolcusuyum ve dedim 26 kişilik dedim takımda 25 kişinin dedim gelecekten alacakları hallolmuş. Ben dedim baktığın zaman en değerli oyunculardan bir tanesiyim. Benimki niye dedim hallolmuyor? Ya işte sen hani gideceksin diye düşünüyor. Ya dedim ben gidecek olsam profesyonel çerçevede hukuki olarak mukavelesi bitecek olan oyuncu devre arasında başka bir kulüple imza atar. Atardım dedim imzayı. Niye dedim şey yapayım ki? Ben dedim bu kadar süreçtir bak dedim oynuyorum çatır çatır. Hiç dedim transferim var diye ben oynamamazlık yapmıyorum. Bir yerle anlaşmadım. Yani dedim süreci dedim biliyorsun senden de hiçbir şey saklamıyorum. O zaman dedi şöyle yapalım dedi. Ben dedi hani dedi gelecekle alakalı dedi rakamı dedi en azından dedi biraz dedi 3 aşağı 5 yukarı dedi netleştirelim. Şey yapalım Şurası çok enteresan. Seneye dedi şampiyonluğa dedi bir takım kuruyorum. Ya dedim ki hocam dört büyükler varken nasıl dedim şampiyon olacaksın? Bak yemin ediyorum bu cümleyi Vay kurdum. Yani. Ama Ertuğrul Hoca da şampiyon kadro kuracağım diyor. Tabii diyor ki seneye şampiyon olacağız. Şampiyonluğa oynayacağız diyor. Seni diyor seyirci seviyor. Biz seviyoruz. Çok iyi oynuyorsun. Hani gitme diyor. Seneye diyor şampiyonluğa oynayacağız. Diyorum ki hocam ben illa gideceğim zaten demiyorum. Ama bu organizasyon diyorum hallolmadan ben diyorum masaya oturmam. Ondan sonra bana böyle bir konuşma yaptı. Tabi bir şey çıkmıyor hala. Gel zaman git zaman. Sonra gelsey resmi teklifi yaptı. O arada çok enteresan başka bir şey var. Tercümanımız meşhur Fenerbahçe'deki Samet yok mu? Evet. Samet'in kardeşi. Tamam. Bizde Kemal Aslan da bizde oynuyor. Kemal Aslan bir gün otobüste arka koltuğumda oturuyor böyle cam tarafından fısır fısır dedi ki Gaza'yla dedi anlaşıyormuşsun dedi. Dedim ki vallahi istiyorlar dedim ama şey dedim yok. Niye dedim yanında da tercüman oturuyor. Adını unuttum çok özür diliyorum. Samet'in kardeşi. Dedi ki Samet dedi aramış kardeşini. Alex demiş Hani Mustafa Sarp'la bir konuşsun bakayım, anlaşmış mı, anlaşmamış mı, anlaşmamışsa Fenerbahçe'ye alalım onu. Ha, ha, Alex Haber istiyor. gönderiyor ya Alexis diyor istemiyor değil. Ben tercüman, tercüman da Samet'in kardeşi. Onun yalancısıyım. Kemal arkadan söylüyor bana. Ama takımın yıldızları ister abi. Hacı Bülent takın istedi, Messi işte gitti, e, Paulinho istedi. E, hatırlıyorsun ya yani Alexis. Ben yani. Kemal Aslanla evet. Samet'in kardeşinin yalancısıyım Peki. yani. Ondan sonra dedim ki bir anlaşmam anlaşma yok ama dedim hani istiyorlar burayla olan da dedim süreci biliyorsun böyle cam kenarından koltuğun kenarından fısır fısır konuşuyoruz. Ondan sonra resmi teklif yaptılar Ertuğrul Hoca'ya o arada da tabii bir iki defa daha Ertuğrul Hoca'nın yanına gittim süreci anlatıyorum. Bir şey çıkmayınca sonlara doğru artık son 6 7 8 hafta var ya da yok çünkü son 4 hafta sakatlandım. Dedim ki hocam böyle böyle resmi dedim teklif yapacaklar menajerim dedim görüşmeye gidiyor. Dedi ki ne olur imzalama. Resmi teklifi dedi göreyim. Menajerime rica ettim. Dedim ki resmi teklifi bir belgeye dök. Ee, burada dedim hani Ertuğrul Hoca dedim görmek istiyor. Ondan sonra işte menajerim gitti. Ondan sonra geldi Bursa'ya Antetli Kağıda Galatasaray Kulübü'nün Antetli Kağıdına. işte resmi teklifi gösterdim Ertuğrul Hoca'ya. Dedim hocam böyle böyle hani yani konuştuğumuzun arasında da fark var. Burada yapılan süreci de dedim biliyorsun. O ara rahmetli başkan ee, bu anlattığım mevzudan 15-20 gün sonra ben Ertuğrul Hoca'ya söyledim ama hocam bak hani rakamlarda çok iyi. Ben dedim hani Galatasaray'ım büyük takıma gitmek istiyorum. Sen de Samsun'da bunu yaşadın. Bana sadece şunu söyledi Ertuğrul Hoca dedi ki ben Samsun'dan Beşiktaş'a giderken bonservis bedeli ödediler bana. Bir büyük takım bir oyuncuya bonservis bedeli ödediği zaman daha kıymetli, daha değerli olur. Bu işin rajonu budur. Yani seni istiyor yönetim ama hocası belli değil yeni seneye. Bak orada sıkıntı yaşayabilirsin. Bir teknik direktör olarak iyi bir oyuncusunu, iyi anlaştığı, iyi oynayan, sevdiği ve sevildiği bir oyuncusunu benim de aram çok iyiydi. Kaybetmek istemiyor. Bu doğru orantıda da beni ikna etmeye çalışıyor. Dedim ki hocam bu yapılanları şahitsin bak hepsine dedim şahitsin ben dedim hani artık gitmek istiyorum. İş dedim resmiyete de düştü. Ben dedim anlaşıyorum. Bak haberin olsun sonra hiçbir zaman ne sana ne hiç kimseye bir yamuk yapmadım. Burayı ne kadar çok sevdiğimi sevildiğimi de biliyorum. Sonra dönüp de gittin bize kahpelik yaptın deme dedim. Yok oğlum dedi artık ama dedi hani benim dediğimi de bir düşün seneye gene şampiyonla oynayacağız falan filan. Velhasıl ben işte 6-7 hafta kala anlaştım. Ama sen şampiyonla oynayacağız şampiyon kadro kuruyorum falan diyor. Sen çok böyle şey inandırıcı gelmiyor sana. Ya inandırıcı gelmiyordan ziyade o ara hem önce gitmeye ...konsantre olmuşum artık... E, ...içeride yaşanılanlardan dolayı... ...artı çok iyi bir Galatasaraylıyım... E, ...Galatasaray talip olmuş... ...bu arada bir şey anlatmayı unuttum... ...bir sezon önce Sinan Kaloğlu bohuma gitti... ...orada çok iyi bir menajer... E, ...ortağı Türk... ...Sinan Kaloğlu'nun sakat olduğu süreç... ...geri döndüler, oynuyor, oynamıyor... ...antrenmanda izleterek... ...Sinan Kaloğlu Sinan'ı... ...hani yani izlemeye gerek yok ama... ...tabii yurt dışında bu iş çok daha farklı dönüyor biliyorsun... Sinan çok fazla oynayamıyor sakatlığından dolayı diye hani kefil oldular Sinan'ın futbolculuğuna. Sinan'ın antrenman performanslarını falan takip ettirerek Sinan'ı transfer ettiler. Sinan hatırlarsan o sene Bohum'da inanılmaz işler yaptı. 3 evet. Üç üçlük Bayern Münih maçı haftanın futbolcusu seçildi falan. O ara Bundesliga'dan da isteyen var. Rahmetli başkan hayatta değil. Başkan bana tabi bu anlattıklarımın en başına dönüyorum. Görüştüğümüzde dedim ki başkanım bak yurt dışından teklif var. Galatasaray o zaman hiç ortada yok. Bu anlattığım bu anlattığım ligin ilk yarısında oluyor. O çok iyi çıkış yaptığım dönem. Daha Ömer abinin bana gazeteyi falan gösterip Ogan Taran'la konuşmadan çok çok önce. Dedim bir yurt dışı mevzum var. Böyle böyle Sinan'ın menajeri geliyor gidiyor orada haberler falan. Ee, hani yani dedim bak benim dedim yurt dışı dedim şeyim olursa ben bana dedim Bursa'nın tapusunu versen dedim ben yurt dışına gideceğim. Sinan'la konuşuyorum. Ömer Erdoğan biliyorsun Alman e, kökenli. Evet. Sürekli Bundesliga'yı takip ediyoruz. O zaman böyle üst klasman televizyonlarda verilmiyor Bundesliga. Arabamı sattım. Kiralık araba aldım kendime. Gideceğim kafaya yurt dışına gitmeyi koymuşum yani. Orta sıralar işte. Anadolu takımı dediğimiz takımların hepsi adım geçiyor. Hatta bir dönem Çağdaş Atan Hoca Enerji Kodbus'ta oynuyor. Yanlış bilmiyorsam. O bile aradı. Hani playoff oynayacağız düşmez bu takım. Onlarda bir playoff'lu sistem vardı burası çok istiyor seni falan. O Anadolu takımı dediğimiz takımların hepsi istiyor. Galatasaray işin içine girince o defteri de kapattım ben. Ondan sonra bu anlattığım süreç yaşandı ve ben o sorduğun hani şampiyonluk falan o o mevzudan ziyade hani gitmeye kanalize olmuşum. Ve Ertuğrul Hacı şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. Ya hocam hani dört büyükler varken Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, işte Trabzon o aralar böyle değil ama Hani bunlar varken iyi dedi ben dedi sana dedi söylüyorum. Ve ben Galatasaray'la anlaştım. Galatasaray'da sezon bitti Bursa Spor şampiyon oldu. Ertuğrul Hoca ile de yıl içerisinde çok görüşüyorum. Ee, sezon içerisinde arada bir Bursa'ya atlıyorum gidiyorum falan. Dedim ki çok arayanı vardır. Arasam da bakmayacak telefona. Birinci gün aramadım. ikinci gün öğlenden sonra bir baktım Ertuğrul Hoca beni aramış. O beni aramış. Evet. <laughs> Aradım dedim ki çok arayanım vardır diye aramadım. Ben dedi sana söyledim. Sen dedi bana inanmadın. Gördün mü dedi şimdi. Hala her yerde gördüğünde karşılaştığımızda. <laughs> ben sana dedim dedim. Sen bana inanmadın der. Koca sezon Mutlu Hoca ile yardımcısıyla da arası çok iyi. Aram çok iyiydi. Benimle maytap geçtiler. Koca sezon. Şampiyonlar Ligi'ni işte şu kanal veriyor. Sizinkini kim veriyor. Biz, <gülüyor> özel, <gülüyor> biz özel, uçakla Manchester'a gidiyoruz. Siz ne, ne yapıyorsunuz falan diye baya baya bir benimle dalga <gülüyor> geçtiler <gülüyor> ee, çok son yıllardaki bence en önemli şampiyonluklardan bir tanesidir yani Başakşehir'in şampiyonluğu küçümsemiyorum ama araya koronavirüs girdi enteresan enteresan olaylar falan ama Bursa Spor'un o fenerbahçe Galatasaray çekişirken aradan e, sıyrılıp şampiyon olması tertemiz bir şampiyonluk onların Tabii. da logosu öyle tertemiz bir şampiyonluk hiçbir şaibe yok hiç kimse Bursa'ya işi oraya kadar götüremez derken çok önemli bir şeye şahit olmayı kaçırdım. Ama tabi samimiyetle söylüyorum bunu. Hiçbir Bursa Spor taraftarı kızmasın. Birçoğuyla hala görüşürüm. Ee, Galatasaraylı Mustafa Sarp olmayla kıyasladığın zaman e, hiçbir pişmanlığım yok açıkçası. E, o sene gittin Galatasaray'a. imza evet. İmzayı attın. Antrenmana çıktın. Rekart sonradan mı geldi? Rekart sonradan geldi. Beni yönetim transfer etti. Rekart sonradan geldi card anlaştı işte bir 10 günlük 12 günlük bir adaptasyon şeyi var A milli takımdan gelen A milli takımda oynayan oyuncular izinli biz böyle bir 15-16 kişilik hiç unutmuyorum tercüman Mert'le beraber dedi ki yönetimin transferisin ben dedi seni tanımıyorum ee, geldim bayağı dedi bir maç izledim bir tane dedi Bursa Spor maçı var daha dedi izleyeceğim maç var onu izleyeceğim özellikle dedi senden dolayı da dedi izleyeceğim hem takımla alakalı, mevcut oyuncularla alakalı e, bir elimde done olsun diye orada sana da dedi bakacağım ama hani ne oynuyorsun, nerede oynuyorsun? E, dedim ki orta sahanın her yerinde dedim oynayabiliyorum. Peki dedi üçlü dedi oynayabiliyor musun o dedi? O kafasında Barcelona'daki o klasik 4-3-3 sistemi var. Xavi, Iniesta, Busquets. Aynen öyle. Ben de dedim ki oynuyorum 6 dedim oynuyorum. Baklava dedim oynuyorum normalde dedi peki en çok hani ne sevdiğin tarz dedim ki iki orta sahadan bir tanesi oynuyorum. Böyle bir bıyığının altından inceden böyle bir güldü. Peki dedi onu oynarken dedi box to box dedi oynayabiliyor musun ki dedi onu dedi seviyorsun. Yani dedim ki yapabildiğim en iyi şey dedim zaten o box to box'ı oynamak çok dedim hani topla dedim haşır neşirliyim dedim çok dedim üst düzey değil ama Hani dedim o git gel tempolu oyun dedim benim en çok sevdiğim şey o boş koşular dedim. Ve güldü bana teşekkür ederim dedi gitti. Herhalde şey yapmadı yani kendi kafasında bir şey oluşturamadı. Ondan sonra sonra başladık. İşte sezon başı kampı. Mehmet Topal A milli takımdan geldi. Linderot sakat. Bir barış var bir ben varım. Dö Üçlü orta sahayı oynatmaya çalışıyor baklava. Şunu hiç unutmuyorum. Tabii Galatasaray seyircisi çok kızdı, çok salladı, çok eleştirdi. Haklıdırlar. Daha yetenekli, daha meziyetli oyuncu herkes görmek ister. Sezon başı kampında ilk hazırlık maçında, ilk hazırlık maçı değil, ilk hazırlık maçı bir amatör takımla oynadık. İkinci ciddi bir hazırlık e maçı oynarken yarım yamalak da böyle artık A milli takımdan gelen oyunculara birazcık daha böyle az da olsa böyle şey yapıyor. Forma şansı veriyor ama hala karma takım. Dedi ki bak bu stat dedi yansa iki tane dedi stoperin önünden ayrılmayacaksın. Oyun kurulumunda baskı varsa attıklarında dedi geri oyna, yan oyna. Oyun dedi kenardan kurulur. Çok dedi müsait, baskısız aldığında al dön ve öndeki üçlünün Yaseri oynatıyordu o zaman ön kenarda e, o zamanki hazırlık maçlarında. Direkt dedi buradan dedi 40 metre 50 metre dedi Yaseri dedi. Oyna birebir dedi bırak Yaseri oradaki adamla. Betle dedi birebir kalsın. Ama dedi baskı varsa oyna dedi Sabri ile oyna, Gökhan'la oyna, Servet'le oyna, Yan oyna, geri oyna. Çok dedi baskısız alırsan dedi o zaman dedi dik oyna ama genelde dedi yan oyna, oyun dedi kenarlardan kurulur. Tamam dedim patron o yani. Bir başladı abi Galatasaray seyircisi sadece yan oynuyor geri oynuyor sadece yan oynuyor geri oluyor Hiçbir röportajda hoca böyle istiyor diyemiyorsun ki. Fakat şöyle bir avantaj oldu. Tobol'la eşleştik. UEFA 3. Üç, ön eleme herhalde. Daha Fenerbahçe kampa giderken biz orijinal resmi maç oynamaya gidiyorduk. Hiç unutmuyorum. Alpaslan atıldı. Alpasta'n atılınca mecbur iki orta sahaya döndük. Ayhan Akman'la ben iki orta saha. İkili orta sahaya döndükten sonra hoca maçtan sonra benim sırtımı üç defa böyle vurduğunu hatırlıyorum. Aferin diye. Maçtan sonra Haldun abi geldi aferin çok iyi oynadın diye. Gene böyle yarım yamalak kadroyla oynuyoruz. Bazıları oynuyor bazıları oynamıyor ama e, Kazakistan liginde lig başlamıştı. 5-6 maç oynamışlar bir de Rus ekolü acayip zorlandık biz daha sezon başında bir, bir tane kamp görmüşüz. Bizim için hazırlık maçı mahiyetindeydi. Fakat o günkü performansımızdan sonra ikili orta sahaya döndü Raykard. Yani çok kısa bir süre içerisinde iki tane yan yana bir tane önümüze almaya başladı. Klasik üçlü antrenmanlarda hep üçlü şeylerde hep oyun kurulumlarında pas dirillerinde onun klasik o üçgen çalışmaları falan hep üçlü ama o performansından sonra ee, tek altı oynatıyor gibi gözüküp hep Ayhan abiyle beraber Ayhan'ı oyun kurulumunda yanıma sokup benim birazcık daha o konularda zaafımdan dolayı Ayhan abinin de meziyetinden dolayı dizilim olarak hep üçlü gibi gözüksek de hep ikili oynamaya başladık zaten belli bir dönemden sonra da az çok o dönemleri hatırlarsın işte e, Keita Kivil, Arda arkasında Baroş. Böyle oynuyorduk. Biz Ayağın abiyle oynuyorduk yani. Kaç maç oynadın o sene? Resmi 42 tane ilk 11. Sonradanlarla beraber e, herhalde 50'ye yakın. 50 tane maç oynadın. 2009-2010. Evet. 2009-2010 Gençler Birliği maçıydı herhalde giderken daha sezonun sonlarına gelmemiştik. Adnan Polat dedi ki her sene dedi 30 maç dedi oynamışsın dedi. Daha dedi devrede dedi 29 maç oynadım. 29 ilk 11 oynadım. Devre arası tatiline gittik Emre abi ben Yaser. 29 ilk 11 maçı oynamıştık. Bir sezonda 30 31 işte sakattık. Sarı kırmızı 30 31 32 30 ortalamayla oynuyorum o güne kadar. Ben bir sezonda oynadığımı yarım devrede oynadım. Hatta Adnan Başkan bir gün bana e, sezonun artık sonlarına doğru e, alışkın olmadığın için son haftalarda acayip yıprandın farkında mısın çünkü sen hep bir yılda 30 oynarken sen devre Tabii. arası tatile giderken 30'u oynamıştın 42 gençler birliğiydi son maç 42 ilk 11 gençler birliğinde oynadım. 43 ilk 11 oynadım ki e, çok fazla rotasyon yapıyordu Beni de çok az rotasyonda kullandı yani rotasyonda kullandı ama o rotasyonda da gene en az kullandığı oyunculardan bir tanesiydi. Peki, çok güveniyordu sana. Neredeyse yani Rekert çok şey bir adam değildi isimlere bakmıyordu işini yapana bakıyordu bunu daha önce sen Beşiktaş camiasına çok yakınsın ee, Baki Mercimek e, röportajlarını hatırlarsın herkes bütün seyirci Baki Mercimek'e kızıyordu sallıyordu ama benim istediğimi yapıyor diyordu Baki Mercimek dönemin hocası. Ee, çok egolu olmuyor şeyler çok takıntılı olmuyor yazılan çizilenlere o dönem bakma biz Kasımpaşa sen maçını oynarken sen gösterişsiz oyun oynadığın için mi eleştiriliyordun mesela Galatasaray taraftarı tarafından mesela geçen bir yazı gördüm Galatasaray çok kötü gidiyor ee, Mustafa Salip bir tanesi <laughs> ya ben <laughs> çok fazla maça gidiyorum stadyumda özellikle kulübenin arkasındaki o bölümde şey yapıyorum izliyorum samimiyetle söylüyorum çok sayan var çok seven var çok sevmeyen var hepsine saygım var ama stadyuma gittiğimde o kadar çok insan ya bir tane senin gibi hırslı bir tane formasını yırtacak adam arıyoruz artık. Ben de diyorum ki hani samiyete "E biz oynarken sövüyordunuz bize. E, en çok bize sövüyordunuz." <laughs> Ben Arda'nın oğlu Instagram'da daha böyle yeni yeni yürümeye başlamış, topa vurmaya e, vuruyor. Dikkat et Mustafa Sarpa olmasın. Ha, ha diye böyle bir makara yaptım ona. Abi formasını yırtacak oyuncu arıyoruz şimdi. Yazdı bana. Yani e, baktığın zaman dediğin gibi gösterişli bir futbolcu değildim ama çok iyi bir takım oyuncusuydum. Yani 40 maçta Galatasaray 4 puan, 5 puan öndeydi Kasımpaşa maçını yendiğimizde şampiyonluğun en büyük favorisiyken bir iyiydi de şampiyonluk kaçınca mı kötü oldu? Niye kaçtı? O kaç maçta kaç puan kaybettiniz? Abi hiç unutmuyorum. Trabzon depla e Eskişehir deplasman Trabzon deplasman içeride Fenerbahçe dışarıda Sivas. 4 maç, 3'ü deplasman, biri Fenerbahçe içeride. Yalan olmasın ya 4 ya 6 puan öndeyiz. Bursaspor'un bir maçı eksik ama Fenerbahçe ile çekişiyoruz. Kimse hesaba katmıyor Bursaspor. Hani Bursaspor bir yerde tökezleyecek diye Fenerbahçe'yi kovalıyoruz o ara. Ee, Eskişehir deplasmanı mağlup olduk. Trabzon deplasmanı mağlup olduk. İçeride Fenerbahçe'ye Selçuk 40 metreden mi vurdu? 50'den mi vurdu? Nereden vurdu bilmiyorum. Leo Franco elinden kaçırdı. Mağlup olduk. Gittik Sivas'ta berabere kaldık. 3 6 9 11 puan kaybettik. Şampiyonluğu kaybettik. Yani sezonun geneline baktığınız zaman çok fazla oynamak zorunda kaldı kadroyla biz. 13'te 13'te başladık. 6 Avrupa Kupası, 7 lig maçı 13'te 13'le başladık. İnanılmaz bir istatistik yalnız. Yani şu anda bunu yapa, yapsa bir teknik tek, direktör e, omuzlar alırlar. Yani o dönem e, yayıncı kuruluşta çok büyük bir duayen şansal büyük ağ vardı. Bizden bahsederken El Galacticos diye bahsediyorlardı. Oynayan 11'in dışında kalan oyuncuları hani yani Sabri Gökhanzan, Servet, Hakan Balta, A milli takım dörtlüsü. İşte Arda, Abdülkader Keita, Harry Kivil, yanımda Ayhan, solda Harry Kivil, önde Baroş. ...inanılmaz bir takım var. Daha sonra yönetim Elano'yu transfer etti buna. Ee, Nonda var. Ya Baroş çıkıyor, Nonda falan giriyor oyuna. Bazen Nonda ile oynuyor. Yani inanılmaz iyi bir takımımız var. Ee, Caner Erkin geldi. Yani hepsi A milli takım. A milli takımın o ara %75'i Nonda'yı ne zaman bizde. yollamıştı? Nonda'yı devre arası yolladılar. İşte o zaman bitti Galatasaray. Yani Nonda... Sakat değildi. Harry Kivill sakatlandı. Fakat Harry Kivill ama bu birinci sene mi ikinci sene mi çok da hatırlamıyorum. Çünkü e, Joyla Dos Santos geldi. Joe Dos Santos'un geldiği sene e, Nonda'yı gö Harry göndermeleri gerekiyor, gerekiyordu. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadı ama seyirci çok seviyor diye Nonda'yı gönderdiler. Santraforsuz kaldık işte o Atletico Madrid ile eşleştiğimiz zaman. Arda iki ay iki buçuk ay tek Santrafor oynadı. İki ay iki buçuk ay. Yani o süreci Arda ile atlattık. Santraforsuz atlattık. Ee, ondan sonra zaten Joe geldi, yaşanan hadiseler, seyirci tepkisi falan. Ee, kaçırdık şampiyonluğu. E, Elano geldi. Şimdi ben de yönetici olsam Elano transferine yok demem. Taraftarı biliyorsun ki her büyük takımda bir yıldız oyuncu lazım. O Ara Abdelkader, Keita çok büyük bir transfer, çok önemli bir transfer. Müthiş oynuyor fakat Elano transferi Keita'nın performansıyla doğru orantılı baktığında bizim de işleyiş olarak baktığında beklentinin dışında lüzumsuz bir transfer olarak gerçekleşti. Çünkü Elano gibi bir transferi hem verdiğin maliyet hem adamın kariyeri hem Brezilya milli takımında yaptıkları oynatmak mecburiyetindesin. Nerede oynatacaksın? Keita kenarda oynuyor. Elano 4-4-2 oynuyor Brezilya milli takımı. Dörtlünün kenarı oynuyor. Her gittiği maçta iki gol bir asist. İki asist bir gol adam orada harikalar yaratıyor geliyor burada oynamıyor sıkıntı yaratmaya başladı. Önce Ayhan abiyi e, kesip orada orta sahayı baklavaya çevirip orada oynatmaya çalıştı olmadı. Sonra Keita'yı oradan aldı Santrafor arkasına Arda'yı kenara kesti işte rotasyonda kesti dediğim rotasyonda Arda'yı kesti. Panathina, Panathinaikos maçında UEFA maçında Arda'yı oynatmadı deplasmanda. Arda'yı oynatmadı. Rotasyonda Arda'yı kullandı. Yani sürekli bir değişim, sürekli bir, bir, bir arayış. O arayış belli bir dönem sonra Ankara gücüne deplasmanda zaten ilk mağlubiyetimiz Ankara gücü deplasmanda o 13'te 13'ten sonra ilk mağlubiyetimizi Ankara gücünden aldık. Bu rotasyondan dolayı sonra tekrar geriye dönmeye çalıştı Ayhan abinin yerine Mehmet Topal işte Arda'yı kenara. Ama sen duruyorsun. Ben duruyorum. Ben full oynadım neredeyse full oynadım yani bundan dolayı çok büyük sıkıntıya girdik. o deplasman maçlarında da zaten istediğimiz puanları alamayınca liderin 3 puan 4 puan. Dos Santos geçmiş. oynamıyor mu? yok yani... sonradan. Hep sonradan. Ya bence zaten gereksiz transferler olmuş ya. Jo. Ya işte orada Harry e... Herickwill'in sakatlığı falan, santrafor sakatlığı, santraforsuz kalmamız o süreci tam da açıkçası net hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Ama ben hatırlıyorum ya. Derdim ki Kardeşim, Elano var, Keita var, Arda Turan var, Kivıl var, Giovanni Dos Santos, Bar Baroş, Nonda, Joe. Ben mi koşayım dedim ya, tribündeki adam bu koysun kim koşsun? Bunlar hepsi topla iyi işler yapan adamlar, topsuz oyunda yoklar yani. Ya Nonda zaten biliyorsun ki çok kaliteli bir oyuncuydu. Fakat hem yaşından hem de dizindeki müzmin sakatlığından dolayı Nonda bir yola çıkacağın zaman benim elimde böyle bir santrafor var diyerek yola çıkacağım bir oyuncu değildi. Bundan dolayı e, muhtemelen hani e, Joe co transferini organize ettiler. O da tutmadı. Birazcık da e, özel hayatına çok önem veren bir oyuncu değildi. E, i̇şler kötü gittiği zaman biliyorsun e, büyük takımda o işlere alet olduğunda çok sana müsaade etmezler. Bir de Brezilyalı oyuncu biraz seviyor aleme. Ya Elano'dan duymadım şimdi. Allah var Elano'dan o şeyi duymadım ama genel yapıları birazcık evet. daha rahatlar rahatlar. Leo Franco belki Muslera olsa Leo Franco olmasa o sene belki o 4 maçta bir puan almayacaksınız. Şampiyonluk gelecek. Ya Leo Franco'nun yüzünden şampiyonluğu kaybettik dersek çok büyük haksızlık etmiş oluruz ama hani e, içerideki Fenerbahçe maçını kazanmış olsak gene sezon sonuna kadar hala iddiamız sürecekti. Trabzon, Eskişehir deplasman, Trabzon deplasmanın üstüne bir de içeride Fenerbahçe'yi ye yenilince zaten hava da oldu Puan olarak da çok geriye düştün. Tabii Mustera çok özel bir kaleci. Tabii. Leo Franco'nun da müzmin sakatlığı vardı, pupisti. Onun için hani sıkıntılı bir süreç yaşadı, o da yaşadı. Performans olarak da öyle çok üst düzey bir performans alamadık ama Mustera falan olsaydı tabii çok farklı olurdu o işler. Sabri. Yüzün güldü. Sabri ya çok severim, çok neşeli bir insan. Ben kulübün içerisinde en çok Sabri ile Ayhan abi ile Arda vakit geçirirdim. Dışarıda da Servetle vakit geçirirdim en çok. Sabri klasik herkesin bildiği neşeli. bizim meşhur bir kamp sıkıntımız var. Kampla ilgili bir sıkıntımız var. Rekat kampı almıyordu. Tabii ilk başlarda çok bocaladık. Daha sonra ise alıştık buna. Alışınca da gerçekten inanılmaz dikkat ediyorsun. O oto kontrolü hoca sana bıraktığı zaman ben bir kere maçtan önce dışarıya çıktığımı hatırlamam. Antrenmanımı sabah yapardım. Antrenmandan sonra gelirdim eve. Yemeğimi bekardım o zaman. Yemeğimi dışarıdan söylerdim. Akşam da erken saatte yatar. Maç sabah kahvaltıya giderdim kulübe. bir şekilde yönetim baskısı, taraftar baskısı, kamuoyu baskısı o işler ikinci sene evet. kötü gitmeye başlayınca kaldırdılar bu kampı. Ben gecenin köründe Sabri ile pimpon oynadığımı hatırlıyorum. Yani canın sıkılıyor. Yatamıyorsun tesiste. Tamam. E, büyük takımlar maçları akşam oynuyor. 21.45'de oynuyor. 22'de oynuyor. 20'de oynuyor. E Öyle olunca gece Sabri ile e, çok böyle pimpon oynayıp makara muhabbet yaptığımızı hatırlıyorum. İşlerde kötü gidince zaten yapacak bir şey yok. Oturuyorsun. Sohbet, makara, muhabbet. Nasıl kafanı dağıtırsın? Nasıl toparlarsın? Hep böyle şeyler. Sabri güzel bir insan. Sabri Çetin. Servet Çetin dışarıda görüştüğüm tek arkadaşım da. en çok dışarıda onunla vakit geçirdim. Türkücü bizi zorla türkücü yaptı kendisi gibi sürekli türkü dinliyoruz arabada. O da dışarıdan e, baktığın zaman o sert Riyaro mizacının çok dışında bir insan. İnanılmaz e, güzel bir kalbi var adam gibi çok, adamdır. Çok. E, türkü baba sürekli türkü dinlerdi. Türkü işler kötü gittiği zaman zaten dışarı çıkmazdık hep evde otururduk evde sohbet ederdik. Onun sayesinde biz de türkü sevdalısı olduk. Gökhan Zan. Gökhan Zan'la ilgili şunu söylerim. Hala çok iyi görüşürüm e, Hatay'da. Bu 13'te 13'ü yaptığımız dönem Gökhan Zan adı Müzmin Sakat'a çıkmış. Cam Adam'a çıkmış adı. Arda ona dedi ki abi Allah nazarlardan saklasın dedi ya bak sen, sen dedi gelirken salladılar dedi sana amil takımdan da arkadaşlar. İşte maksimum 3 maç oynar, 4 maç oynar, 5. maçı göremez falan. 13 maçtır oynuyor Gökhan Zan. Arda'nın maşallah dediği maç omuzu çıktı Gökhan'ın. <laughs> ya, <laughs> ya müthiş <laughs> ya. Yani Arda'ya var ya nasıl sövüyoruz belli değil. Yani <laughs> ee, Gökhan'ın Gökhan ben omuzu diye hatırlıyorum. Kasığı da olabilir. O maçta sakatlandı. Ondan sonra da bir türlü dikiş tutturamadı Gökhan. Emre Aşık ve Hakan Balta da var. Tabii Emre abi var. Emre abi... Emre abiyle de çok iyi görüşürdük. Ee, Emre abi o sezon bıraktı. Amerika'ya gitti dil eğitimi almaya. Ee, çok böyle şey bir abiydi. Yani o eski jenerasyondan kalma olduğu için ağır abiydi. Böyle çok çok çekinirdim Emre abiden böyle. Ağırlığı vardı. Takımın içinde ağırlığı olan ender oyunculardandı hem çok severdim hem çok devre arası beni çok hayatım boyunca unutamayacağım bir Phuket tatiline götürdü ben tatil programı yapıyorum dedi ki bir planım programım var eğer dedi olmazsa beraber dedi gider miyiz abi dedim ben zaten dedim hani yani tek başıma ne kadar bir program yapabilirim ki bilen birisiyle çok dedimse ben dedi programı yaparım iki gün sonra dedi gel benim programım iptal oldu ben dedi bir program yapıyorum inanılmaz bir tatile götürdü sonra Yaser Manisa'ya kiralık gitmişti Yaser de gelmek istedi Beraber gittik. Hem acayip eğlenceli, hem çok ciddi bir vizyon sahibi. Çok çok keyif almıştım. Çok sevdiğim bir insandır. Süper. Caner Erkin. Ya Caner çok kendine has bir karakteri var. Gölgesiyle kavga eder. Çok böyle şey bir adam. <laughs> Aynen öyle. Aslında iyi insandır. Kötü evet. insan değildir ama hakikaten böyle Caneri tanımazsan sevmezsen çok antipatik bulursun ki Arda kardeş gibilerdi. Sonradan geldi bize bir gün 5'e 2 oynarken yumruk yumruğa birbirlerine girdiğini gördüm Caner'le Arda yani hiç öyle bir şey ikisinden de beklemediğim için hani 5'e 2'de 8 kişisin 10 kişisin bir, bir araya girerse o derken vurdular birbirlerine ee, onun dışında hani hakkında söyleyebileceğim özel bir durum yok ama o çok şey gelmişti bana daha sonra tabii barıştılar iyi arkadaşlar çok iyi arkadaşlar çok iyi görüşürler. Caner'le alakalı aklıma gelen tek şey o. Mehmet Topal. Mehmet Topal adamın çıkmaz sokağı derler ya öyle bir insan Mehmet Topal. Çok kendine e, has bir yaşam tarzı var. Çok böyle mütevazi, beyefendi. Çok nadir insan Mehmet Topal'dan haz etmez. Yok denecek kadar azdır. İnanılmaz beyefendi bir adam orta saha olup da bu kadar beyefendi olmaz abi azıcık pislik olur azıcık çirkef olur azıcık bir şey olur yani <laughs> çok böyle sadece kendi işinde işte Galatasaray'da oynadı gitti Valencia'ya Fener'e döndü Beşiktaş'a döndü Başakşehir'e gitti yani böyle bir adam olmasa zaten bunların hiçbirisine Tabii. gidemez çok çok özel bir adam çok özel bir insan. Ayan Akman. Ayan abi özel abimdir hala çok iyi görüşürüm. hala balığa gideceğiz arayacak bu <laughs> basın işlerine girdiğinden beridir tam spor adamı oldu. Çok iyi görüşürüm, çok iyi anlaşırım. Çok e, benim saha içerisindeki o antipatik yapıma çok uygun bir karakteri var. Sahanın içerisinde sayarsın, söversin. İsrail takımıyla eşleştik ikinci turda Tobol'dan sonra. E, bayan Ayhan abi arkamda duruyor. Dedim ki sahanın içinde dedim öyle dedim alınmak, gücenmek bir şey söylediğin zaman <laughs> Şey yapmak gönül koymak sen kimsin dün geldim falan öyle istediğin gibi dedim küfürümü Kur'an çarptım dudağımdan öpecekti beni sevincinden. Yemin <laughs> <Yine gülüyor> ediyorum dudağımdan öpecekti sevincinden evet. işte, tabii. Şaka mı yapıyorsun dedi sen? Bir sarılışı bir öpüşü var beni inanamazsın yani, yani rahat sövebilmek için yani. Tabi yani o en, alınır mı yani tabii, kampta tabii. mampta baş... Çünkü biz ilk kampta çok fazla bir araya gelemedik oturuyoruz sohbet <laughs> ya, ediyoruz işte. ama A milli takımdan gelen oyuncular hep ayrı çalışıyor. Ya, o da sana sövmek istiyor ama ya Nasıl? o sahanın içerisinde tabii. rahat etmek istiyor tabii, tabii. ben yeni gelmişim. Şimdi çok papaz da bir oyuncu değil yapı olarak öyle gözükse de hani alınır gücenir yeni gelmiş ulan bize cephe aldı bizi içimize almıyorlar diye düşünür. O da böyle mesafeli bir düşünceye sahip. Ee, yani o maçtan önce yeni yeni başladık Ayhan abiyle. Tobol'da sonradan oyuna girdi. İçeride azıcık oynadık onunla beraber. Yani daha 10 gündür 15 gündür beraber hareket ediyoruz. milli takımdan gelen oyuncular sakatlanmasın diye. Reykart hep onlara böyle daha korumacı daha kendine has bir antrenman programı. Onları sadece yemekte falan görüyorduk. Biz sahadayız. Onlar fitness'ta, biz fitness fitness'tayız, onlar yürüyüş yapıyorlar falan. Hep böyle böyle onunla böyle doğru düzgün bir vakit geçiremediğimiz için yapı olarak çok böyle hani şey yapamadık birbirimize. Tanıtamadık kendimizi. Ben maç konsantrasyonuyla öyle bir konuşma yapınca vallahi dudağımdan öpecekti. Bir sarılıp şu var beni. <laughs> Ondan sonra zaten küfür kıyamet sahanın içinde. <laughs> yani ondan olur. sonra tabi. Baştan sonra unutuyorsunuz şey sarılıyorsunuz yani ölçürüz, ben abi Daha bugüne kadar hiçbir oyuncuyla sahanın içinde ne rakip ne kendi takım arkadaşımla yapı olarak çok antipatik bir oyuncuydum. Kendimi sevmem sahanın içerisinde. Ama her şey sahanın içinde. Hep oyuncu arkadaşlarıma derdim ki büyüğüm de olsa küçüğüm de. Abi benim huyumu suyumu biliyorsunuz. Bak huyumu suyumu biliyorsunuz. Bitti bitti. Bitti bitti yani bu, bunu biliyorsunuz. Ya beni sevmek zorunda değilsin ama bu benim huyum. Ben işin içine top girdiği zaman kazanmaya yönelik bir şeydir. Ya ben okey kağıt falan tavla oynarken de öyle pisliğimdir. Kaybetmeye tahammülüm yok benim. Öyle antrenman maçında goy goy. Mümkün değil yani. Ben, ben kazanacağım abi sürekli. Benim işim kazanmak. Ben kaybettiğim. ya normal dar alanda Üçlü turnuva yapıyorsun. Keyifli bir antrenman. Tempolu bir Abi yok mümkün değil öyle gol mol yediği zaman birisi hata yaptığında umurunda olmadığı zaman falan mümkün değil yani. Öyle bir yapım var. Öyle bir adam arıyorum. Ayan abi de bunlardan bir tanesi. Onun için hani e, sahanın içerisinde o e, hiç kimseyle o şeyim olmadı. İBB'de şampiyonluğa oynarken Doka Edimviska Mehmet Battal oynuyor. Giresun Spor geçen sene kırdı bizim e, üst üste galip gelme rekor. Bütün en fazla gol atma, en fazla puan toplama, en fazla üst üste hala efsane bir kadromuz vardır. E, bütün rekorlar bizde çok kötü de bir takımda oynuyoruz. Olimpiyat stadında. iki defa, üç defa Doka boş kaleye battala çıkartmadı e, Vizca Doka. Battal kuruldu. O arada da ben Alaaddin Ömercan oynuyoruz. Dedim ki bak ön tarafa çarpıyor geri geliyor. Çarpıyor geri geliyor bir dedim hani şey yapalım. Şurada dedim dolanabildiğimiz kadar dolanalım. Atmayalım bir kendilerine gelsin. O ara Battal'a bir top attım. Şampiyonlar Ligi final maçını Cüneyt Çakır'a vermişler. Çarşamba Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finali yönetecek. Ter atsın diye de bir hafta önceden bize göndermişler adamı. İkincilik maçına normalde Cüneyt Çakır'ın ne işi var ikincilikte bir alt ligde. Ter atsın diye bize göndermişler. Battal'a bir top attım. Battal'a Tutamayınca topu çok basit top sinirlendim Battal ne diyorsun lan sen deyince saldırdım Battal'a Cüneyt Çakır beni tutuyor Maraş diye hatırlıyorum ama Fethiye olabilir Fethiye'li oyuncular Battal'ı tutuyor abi yok 10 dakika ayrılamadık maç 10 dakika durdu. durdu saldırıyoruz birbirimize bıraksalar tekme tokat gireceğiz birbirimize yani sen nasıl konuşuyorsun lan ben o oradan bağırıyor sen diyor sadece diyor konuşuyorsun diyor bağırmaktan başka bir şey yaptın yok sinirlenmiş ama ben biliyorum battalla da çok iyi görüşüyorum dışarıda okey oynuyoruz nargileye gidiyoruz falan neyse maç bitti oranak ıı, takım kaptanı ama sakatlığından dolayı oynayamıyor dedim ki Abi, bak sahanın içinde olan sahanın içinde kalır böyle şeyler dedim arada bir de dedim güzel şeylerdir sakın dedim Bakın, dedim, sakın, dedim. para cezası kadrocu bak sakın dedim yok oğlum dedim manyak mısın falan milli maç arası ben şimdiki eşim kız arkadaşım da o zaman yurt dışına tatile gittim. Telefonumu da kapattım. İşleri iyi diyor, çok iyi gidiyor zaten. Abi döndüm battalı kadro dışı bırakmışlar. Telefonum kapalı battal gece bana mesaj atmış. Hiç mi hani birbirimize şeyimiz yok tamam ben çok büyük ayıp ettim ama hani ben orada viskaya kızdım, dokaya kızdım. Üç gün sonra gördüm mesajı. İşte Orhan abi buluştuk Dedim oğlum ben zaten hani orada kaldı. Yumruk atsaydık da birbirimizi orada kaldı. Öyle bir adamımdır yani ben. Hiç şeyim yoktur. Düdük çaldı bitti. Peki sağ içinde sen mi daha pisliksin? Emre Belezoğlu mu? Volkan Demirel mi? Emre Belezoğlu'nun yanına kimse yanaşamaz. Yanaşamaz, mı? yanaşamaz Ben, ben anlatırken ortak arkadaşlarımız olduğunda ben Emre'nin bir iki gömlek böyle aşağısıyım diye anlı Emre o yani hakaret şeyinde değil samimiyetimiz de var selamlar. O ruh hastası derecesinde, o böyle gelen baskılardan dolayı psikoloğa falan gidiyor. Anlattı bana milli takım kampında ha. psikoloğa falan gidiyor. Hani o buna tam kontrolü kaybediyor. O sahanın içine girdiğinde komple kendini kaybedenlerden. Komple Tabii. Sen komple gitmiyorsun. Ben komple değil. Ben, <laughs> Yarım. ben de Bursa Spor'da psikoloğa gittim. Özel hayatımla alakalı birazcık sıkıntım vardı. Ondan dolayı gittim. Psikoloğa anlattım. Psikolog bana senin performansını etkilemeyecek bir ilaç veriyorum dedi sana. Bu dedi sene. İstanbul'dan Bursa'ya dönerken acayip iyi oynuyorum. Seyirci çok seviyor beni. Şimdi bazı insanların bir karakteri vardır. Bu karakterdir. Bazı oyuncular yapmacık yapar yalandan seyirci alır. Emre ki ve benimki kıyas etmiyorum. Onunki daha böyle şey. Bu bir karakterdir. Kemal Aslan'la beraber Bazen böyle yorumcu olarak bir yere gittim ve Kemal çok güzel bir yorum yaptı. Sarp benim takım arkadaşım. 6 ay oynadık Bursa'da. Sarp kaostan beslenen dedi bir yapısı var. Doğru söylüyor. Çok doğru bir teşhis. Ben işte bu Pino'ya ettiğim küfür falan televizyonlara yansıdığında Adnan Polat benim kulağımı çekti. Dedi ki yeter lan dedi ben dedi. Yani dedi basını dedi arar. Kamuoyu dedi arar. Taraftarı dedi arar. bu, bu dedi ayıp denen dedi bir şey var. Kızdı bana. Biraz daha dikkat et falan kendine diye. 3 hafta yemin ediyorum hiç ağzımı açma. Abi yok oynayamıyorum. O kötü oynuyorsun. Abi yok yani mevzu kavga değil. Bir oyuncu bağıracak orta saha oynuyorum. Yanındakine bağıracak önündekine bağıracak. Takım arkadaşlarıyla motive edecek. O beni motive ediyor. O benim oyunun içinde kalma şeklimdi. O kaostan Kemal Aslan'ın söylediği şey o kaostan... Bursa Spor'da psikologdan dönerken Bursa'ya düşündüm acayip iyi oynuyorum. Abi o zaman da seyirci arkamda çok iyi oynuyorum. Ya rakip seyirciye bulaşıyorum ya rakip oyuncuya bulaşıyorum <laughs> ya, ya hakeme bulaşıyorum. Bulaşamazsam kendi takım arkadaşıma bulaşıyorum. <laughs> mutlaka birisiyle uğraşıyorum ya, sahada. Kimse yoksa aynaya gidiyorsun kendine bulaşıyorsun. Ya, kendimle <laughs> şeyim yok ama mutlaka kavga dövüş bir, 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 bir şey var bir kaos ortamı yaratıyorum yani. Arabada dönerken bunu e, düşündüm ve ilacı attım. Yolda attım. Atdım arabada, o Aa, kullan attım. Mı? kullanmadım abi. Şey Çünkü dedim bu benim bu benim e, var olma şeklim. Bu benim ya bu beslenme şeklini Laf, değiştirmemem lafını lazım. Lafını kestim. Volkan Demirel'de İnan Üstad'a giderken Beşiktaş maç erkenden çıkarıyormuş, geziyormuş dedin küfür yemek için. Abi doğrudur o. Doğrudur. Bak ben Kadıköy Stadı'na gittim. Hasta Galatasaraylıyım isim vermeyeceğim. Bir abime kızdığım için Kadıköy'deki maçta aşırı hırs yapıyor. O aşırı hırs senin iyi oynamana etken. Yani o iyi oynamana etken. Ben onu o ben o duyguyu yaşadım. İki maçta da çok iyi oynadım Kadıköy'de. İki maç oynadım. 50 bin kişi Arda'ya küfür ediyor. 50 bin kişi. Bünyamin Gezer hatırlar belki o dönemi. 2 dakika 3 dakika seremoniye geç çıktı. Arda Galatasaray seyircisine giderken Arda'yı araya al Fenerbahçelilerin araya aldığı maç. Seremoniye çıktık. Bünyamin Gezeri bekliyoruz. 50 bin kişi Arda'ya küfür ediyor. Arda'ya döndüm dedim ki şu an senin yerinde olmak için her şeyimi verirdim. <laughs> Anladın ya, o, mı? O küfür Tabii yani istiyorsun. o bir motivasyon. Volkan Demireli şu an çok iyi anlıyorum. <laughs> Aynen. Gerçekten ya, o bir ya, o, ya. o bir motivasyon ya, şekli. Bazı ya. insanların karakterinde o var. Ya. Onun için e, o bizim e, şey şeklimizdi. Ya müthiş. O kadar şeklimizi. tatlı, kibar, naif bir adamsın ki. Sağ içinde ben sana... Yok sağ içinde. Emre Toraman mı oynadın mı karşıda? Oynadım çok iyi arkadaşımdır. O ben mu? sertliği, agresifliği, pisliği Emre'den öğrendim dersem yeridir. <laughs> Erci Ama ben bu kadar gaddar bir oyuncu görmedim. Emre'ninki biraz ha, hainlik değil ama o topla karışık Arda'ya... Ya lig maçı ya çünkü biz Galatasaray'la hem e, grupta karşılaştık hem çeyrek finalde karşılaştık Beşiktaş'a final oynadığımız sene küme düşüp final oynadığımız sene. Hangi maç hatırlamıyorum Arda'ya sahanın kenarında bir vurdu Aa, Arda ağlıyor. Arda'ya gittim abi Kur'an çarpsın dokunmadım diyor bileğin kırıldı havada soğuk eksi 8 eksi 10'da falan oynuyoruz sağa takır takır eski Kayseri stadı. Emre hem hiç kimseden korkmazdı hem de aşırı gaddar oyuncuydu. Bak ben korkak bir oyuncu değildim. Benim öyle atlamam sıçramam yoktu. Yani böyle kayayım arada alayım götüreyim yoktu ama arada kaldığı zaman ben basardım. ikili mücadelelerde de ayakta kalırdım. Bak ben hala zayıf bir adamım. Oynarken de böyle de beni dışarıda görenler televizyon daha kalıplı gösteriyor ya. Bir de ikili mücadelelerde ayakta kaldığım için. Abi sen hayvan gibi gözüküyorsun derlerdi bana sen hani... Sen normal cılız bir adammışsın derlerdi bana. Kim ya oyuncunun adını unuttum. Sen belki hatırlarsın Trabzonspor'a da götürdü Ziya Doğan. Malatya'da oynadı. Ayman. 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 Bir tek korktuğum oyuncu Ayman'dı. Ayman'ın dışında Toraman dahil idmanda karşılıklı gelirdik. Vururdu, atlardı, arada kalırdı. Toraman'dan çekinmezdim. Ayman'dan çekinirdim çünkü Ayman haindi. Ayman sakatlamaya vuruyordu. Toraman topu atlardı ama rakibe gelirse de yapacak bir şey yok <gülüyor> derdi. <gülüyor> çok büyük pislikti. Ben çoğu çoğu pisliğimi toromandan öğrenmişimdir tabii ya, beraber geliyor, oynadı. Ama acaba Ama çok, çok şey oynuyor. Böyle alıyor. Tabii ya. yani. artık üstad evet, olmuş Murat evet, ya. Zorlamıyor. Günde 200 bardak çay içer. Tabii şey o zaman eski e, şeyler vardı. Isıtıcılar <laughs> yanında çantadan önce demlik çıkar. Isıtıcı çıkar, tabii. çay çıkar. Büyük su bardan da içer. Küçük de tabii içmez. Günde 150-200 bardak nasıl içer çok çayı? Çok RGS'de yani? o düşmeye oynadığımız senede müthiş bir arkadaşlık vardı. Çok iyi görüşürdük onunla beraber. Ya onunla ilgili bir şey anlatmam lazım. Gökhan Kök var. Tarz olarak böyle e, daha mu muhafazakar bir tarzı var. Biz de namazımızda, niyazımızda insanlarız. Sabah Özgür Bayer'le kalıyorum aynı odada. Toroman'la da şey sabah cemaat yapacağız. Bizi uyandırıyorlar beraber kılacağız. Böyle kapalı perdeler merdeler kapalı. Gökhan Kök kıldırıyor biz de arkasında saf tutuyoruz. İşte Gökhan Kök kıldırdı Allah kabul etsin. Toraman böyle yanımda oturuyor. Ben Özgür Bayar üçlü. Toraman şöyle pencereyi bir açtı. Oho güneş doğalı. Aylar yıllar geçmiş saate de bakmıyoruz. Ya gök... Toraman arkadan bir vurdu senin imam kere diye. <laughs> senin kıldıracağın namazın diye. Öğlen olmuş ulan dedi sen dedi bize dedi vakit dedi namazı dedi kıldırıyorsun. Ya yani. yani çok güzel adamdır Emre Toraman. <laughs> Elano. Ya Elano işte biraz önce anlattığım gibi Elano'nun ismi, kariyeri, parası, Brezilya milli takımındaki o performansı belki de bizim şampiyonluktaki en büyük el frenimiz oldu. Oynatmak zorunda kaldılar. Oynatınca da o verimi alamadık Elhano'dan. Arda Turan. Arda Turan. Arda Turan e, çok... Aramız çok iyiydi. Hala çok iyi görüşürüz. E, çok özel oyuncuydu. Çok e, yetenekli oyuncuydu. Serdar Özkan... E, ...alt yapıda bunlar oynarken... ...milli takımlarda... ...hakikaten Serdar Özkan çok özel bir yetenek. Abi Kur'an çarpsın inanamıyorum buna. Ya yani, bu hakikaten yetenekli bir oyuncuydu ama... ...ben dedi öyle yetenekli oyuncuydum ki... dedi. ...bu dedi bu özgüvenle inanılmaz dedi üzerine koydu. Doğru söylüyor. Arda yetenekli bir oyuncu ama Arda'nın Arda olmasındaki en büyük etken aşırı özgüvenli olması. yüz bence de. O özgüvenli olması oyununa fazlasıyla yansıdı. Ee, çok 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 sık görüşürdüm. Daha sonra rahatsız etmeme babında ben birazcık böyle şey yaptım. Ne zaman karşılaşsak sarılır, öpüşürüz. Atletico Madrid'deyken aradı ben o zaman Karabük'te oynuyordum. Yazıklar olsun sana bir kere şuraya kardeşinin yanına gelmedin gitmedin diye. Arda'nın en büyük problemi Arda ile ilgili bir şey anlatacağım. E anlatmıştır belki bir yerlerde. Arda'nın gece uyku problemi var. Arda geceleri yarasa gibi dolaşan, gündüz uyuyan. Raycard sabah antrenmanı yapıyor. Milli takım dönüşleri dışında ee, ya da böyle uzun izinler dışında hep antrenmanlarımız saat 10.30'da. Sabah buçukta uyanırım. Evim yakındı zaten tesise. Duşumu alırım her sabah. 9'da Sabri ile beraber kahvaltıda hazırım. Kahvaltımı yaparım. Zaten Galatasaray'a gitmişim. Yaşım 28 o yaşta yakalamışım. Onun da konsantrasyonuyla beraber çok düzgün bakardım kendime. Abi onu çeyrek geçe gelirdi. Böyle arada Ayhan abiyle karşılıklı otururduk. Şuradan girerdi. Abi sabah antrenman olur mu? Allah belasını versin sabah antrenman yapanın da yaptıranın da derdi. <laughs> İki buçuk ay sonra beni kendine benzetti abi. Dokuz buçuk onda geliyorum sabah idman mı olur diye. İki buçuk üç ay sonra beni kendine benzetti. Sabah idman mı olur? Sabah idmanı nereden çıktı? Bu ne yemin ediyorum bir ara kapıldım onun böyle şeyine. Sonra toparladık e, tekrar kendi yaşantımıza geri dönüyoruz. Ya onunla takılmıyordum ama geç uyanmaya başladım. Kahvaltıya gelmemeye başladım. Evde yapmaya başladım vesaire vesaire. Atletico Madrid'deyken anlattı bir gün. İspanya'da hep gece maçları belli bir dönem İspanya'da biliyorsun komple gündüz maçına dönüyorlar. Hiç unutmuyorum UEFA kupası o zaman UEFA'ya katılmış Simeone'nin geldiği galiba ilk sene Celtic'de müthiş oynuyor Arda gol atıyor falan. Üç gün sonra işte atıyorum Valencia maçı öğlen bir buçukta. Simeone maçtan sonra diyor ki yani diyor perşembe diyor muhteşem bir Arda pazar diyor Sade yok diyor ki hocam benim diyor böyle böyle bir problemim var. Nasıl diyor bir problem var? Diyor ki ben gece uyuyamam. Gülüyor Simyonet. Dalga geçiyor zannediyor hani Arda'da çok neşeli bir kimlik falan. Diyor ki hocam dalga geçmiyorum ben. Doktora diyor ki alın bu ruh hastası. <laughs> bunu, 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 bunu diyor tedavi edin getirin böyle bir saçmalık diyor. ilk defa ben diyor sabah diyor işte diyor 5'te, 6'da, 7'de uyurum. İşte öğlenden sonra uyanırım, akşam da gelirim antrenmanda. Çatır çatır idmanımı yaparım diyor. Tabii Arda'ya doktorlar böyle şey e, fizyolojik, biyolojik şey yapıyorlar ilaçlarla uyku şeyi ilaçları onun şeyini bozmayacak dengesini bozmayacak. Arda öyleydi bizde de gece uyumazdı ama gündüz uyurdu rahat ol derdi maç akşam bana bırak derdi akşam çıkardı çatır çatır oynardı. <gülüyor> müthiş <gülüyor> müthiş Harry Kivle. Ya Harry Kivill inanılmaz bir oyuncu yani Ayhan abi hep derdi ki. Şöyle os, bağırdı Vır, ha, Harry Potter'ın şarkısı o göğsünü kaleye aldığı zaman Ayhan abi derdi ki göğsünü kaleye aldığı zaman kaleyi çaprazdan göğsünü aldığı zaman bil ki gol git sevince git derdi direkt muhteşem bir oyuncu tesadüfen bir adam Liverpool'da Tabii. zaten oynayamaz ikinci sene yalnız onlar Milan Baros'la beraber Lucas ile beraber zaten işler anormal kötü gidiyor bir Balfix şeyine girdiler sürekli balfix çekiyorlar. İnanılmaz bir vücut geliştirme şeyine girdiler. Balfix zaten Giovanni kondisyoner Balfix için duvara şey monte etmişti. Bellerine, bacaklarının arasına ağırlık bağlayıp balfix falan çekiyorlardı. O vücutları falan inanılmaz bir değişim göstermişti. Ama korkunç bir oyuncu. Yani çok da iyi insan zaten anlaşamayacak kadar İngilizceye sahibim. O konuştuğu zaman hiçbir şey anlamıyordum. Onunla ilgili Liverpool İngiltere'nin aksanı olarak en zor yeriymiş. İngiliz yani diğer İngiltere Liverpool'larla konuşurken zorlanırmış. Harry Kewell'ın İngilizcesi ne da anlamıyormuş. Öyle İngilizce konuşuyor. <laughs> Mert hep söylerdi. Abi vallahi yarım yamalak anlıyorum. Bir şeyler söylüyorum ama ne söylüyor bilmiyorum derdi. Ama çok büyük futbolcuydu. Çok da özel insandı. Keita. Öyle bir oyuncu daha bugüne kadar hiç görmedim desem. Envai çeşitli yerde oynadım. Öyle bir oyuncu, öyle bir atletiklik, öyle bir yetenek, öyle bir patlayıcılık, son vuruş ne, ne ne istersem var. Zaten maç sonrası taklalar falan, gol sonrası taklalar da tam seyircinin seveceği şeyler. Çok özel oyuncuydu. Yani belki Galatasaray hani dönemi hatırlamıyorum ne kadar para kazandı ama yani gönderilmemesi gereken bir oyuncu. 5-6 sene Yaş itibariyle de kaç yaşındaydı bilmiyorum. Ben aynı şeyi çok uzun yıllardır e, Sevilla'ya giden Fernando için de söylüyorum. Yani Galatasaray tamam yaşından dolayı bir para kazanmış olabilir ama muazzam oyuncu. Ama Afrika'da doğumluysa, Afrika doğumluysa bir oyuncu mutlaka bir 4-5 sene koy zaten. Yani Avrupa doğumlu... Bize kaç yaşında geldiğini hatırlamıyorum. Hayır, hayır, bilmiyorum neresi doğumlu olduğunu ama eğer Afrika mesela e, ee, Nijerya doğumlu, Sudan doğumlu işte e, Gine doğumlu ise 4-5 sene koy. Magrib doğumlu olanlar bu Afrika'ya yakın olan e, işte bu Tunus, Fas e, taraflarında olanlar için daha büyük sıkıntılı oyuncular. Fransız kök yani Fransız olup ama işte Tunus sömürgesi, Libya, işte Oralı, Fas, Sudan falan, Oralı olduğu zaman onlara daha büyük sıkıntı diyorlar. Ben öyle hiç ne kendi arkadaşımdan ne kendim bir ırkçılıkla alakalı bir şey yaşamadım. yaşamadık. Yattarı diyor. Yattarı diyor. Ben diyor çocuktum diyor. Sokak ayalarında oynardım diyor. Song diyor. Biz Dünya Akmasını izledik diyor. Song Aynen diyor, Ben öyle. takım arkadaşı oldum diyor. Aynen sen de, kaç doğumlusun Ben senden iki yaş büyüğüm Nasıl dedim. cevap? <laughs> çocuktum seni izliyordum demiş. Tabii ya. tabii. Onlar o, o kendileri çıkartıyorlar muhtemelen kimliklerini. Tabii tabii. <laughs> <laughs> e, Baroş. Ya Baroş da mesela Harry Kivill gibi çok özel oyuncuydu. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Ee... ama ben kendi adıma değildi de o mevcut kadronun içerisinde Baroş'tan çok fazla faydalanamadık. Çünkü Baroş'un arkasında Baroş'u Lincoln gibi bir sene önce mesela Lincoln gibi sürekli onu besleyecek. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Ben gelir gelmez Ayhan abiyle Arda'ya Hollanda kampında dedim ki Lincoln dedim Baroş'u dedim kolluyor muydu? Şimdi ben hem taraftar olarak maç izliyorum hem futbolcu olarak maç izliyorum. Yani boşta başkaları varken de sanki Lincoln Baroş bana şunu söylediler. Ya bunu herkes bize sordu biliyor musun? Biz sahanın içinde böyle bir şeye şahit asla olmadık. Ama bunu sadece soran sen değilsin dediler. Mesela Baroş bizim zamanımızda o ön hattına rağmen Arda Keita ...o Lincoln dönemindeki gibi bir sezon geçiremedi. 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 Doğru. Doğru. Hacı. Hacı. İki tane hacı var. Bir Galatasaray taraftarı olarak... ...bizim çok sevdiğimiz you Hacı. Bir de çok kötü bir dönemde... ...Galatasaray'a gelen teknik direktör Hacı. Ee, teknik direktör Hacı'yı... ...sevemedin mi? Ya sevemedim demek çok doğru değil. Niye değil? Bazen içinde bulunduğun durum birisini yargılamak için çok doğru süreç olmuyor. Gerçi bu kadar büyük bir yıldızın kaos ortamındaki liderlik vasfı bir havayı değiştirmek için yaptıkları seni ön plana çıkartır. Ben bugün Bülent Korkmaz'ın yardımcısıyım diye demiyorum. Bülent Korkmaz tam bir kriz teknik direktörü. Hem yapı olarak hem karakter olarak hem de muhtemelen yaşadıklarından ötürü. Tam bir kriz teknik direktörü ki biz Antalya'ya gittik anormal bir kaos ortamı. Konya'ya gittik bizim içimizdekiler dahi bu takım küme düştü dedi. Kümede bıraktık inanılmaz bir kaos ortamı. Alanya'ya gittik sezonun başı olmasına rağmen inanılmaz bir kaos ortamı. 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik. Yani inanılmaz bir kriz yöntemi, kriz yönetimine sahip bir kriz adamı. Hacı'da onu göremedim. Şimdi taraftar olarak Hacı'yı izleyip Hacinin o büyüklüğüyle o kriz ortamında onu yönetemeyen bir adam gördüğünüzde ister istemez hayal kırıklığına uğruyorsunuz ki ben e, meşhur quiz programında e, en kötü teknik direktöre Hacı cevabı verdim aslında yerli bir teknik direktör de söylemek istemedim aynı ülkede yaşıyoruz diye ama bu bağlamda Hacı benim için e, çok ciddi bir hayal kırıklığıdır. Yani o kaos ortamında çok şu dönem kadar kötü olmasa da buna yakın derecede bir kriz dönemi vardı Galatasaray'da. O dönemde geldi. Peki antrenmanda şey yapıyor muydu? Bir şeyleri yapamadığınız zaman ya da oyuncular yapamadığı zaman çok sinirleniyor muydu? Ya da topu alıp böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Ya aşırı yapmıyordu onu. Bir kere Milan Baroş'u kovdu antrenmandan. Çünkü artık otorite kaybolmuştu. Ee, otorite kaybolduğu için de e, o gün öyle bir eyleme başvurdu. Ee, ama öyle onu yapamıyorsun diye topa vurup yani şunu yapamıyorsunuz bunu yapamıyorsunuz diye öyle. De... atar mıydı mesela idmanda? Yok görmedim. Ha, hiç. görmedim. Ee, şey yapmadım. O bir önceki geldiği dönemde anlatıyorlar. Ha, o Hala yapıyormuş. o zamanlar yapıyormuş, ha. oynuyormuş falan. Ee, bir ayak tenisi oynardı sadece evet. bizim. Nasıldı? iyi miydi? Yok Yok, Ayıp... yok kötüydü <laughs> mü diyeceksin sen de var <laughs> ya. Yener miydi onun? Ya çok şey yapmazdı hani artık fiziksel ha. olarak da onun da dizinde Hı. mi bileğinde mi bir yerde şey var ama Korkunç, korkunç bir şey mi? var. Ama Tugay abi yardımcısıydı esas futbolcu Tugay abi. Yani Hacı ile kıyaslamıyorum sakın şey abi. Tugay abi antrenmanlara girerdi. Hacı girmezdi. Hacı yönetirdi ama Tugay abi bir şey olduğunda girerdi bizimle eksik olduğunda tamamlardı. Kur'an çarpsın lisans çıkartsınlar sana derdim. <laughs> Gel zaten kötüyüm ben. Gel. Yani en azından yanında ben koşarım, kazanırım. Sen oyna der o olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey olamaz yani. Puh. Muhteşem bir oyuncuydu ki onun oyunculuğunu oynarken e, biliyorum da hani öyle şahit olmak top kontrolü öyle 60 metreye o yaşıyla hala ters top falan inanılmaz, i̇nanılmaz bir o. şey. Alex'e karşı çok oynadın Çok oynadım. Nasıl zor muydu tutmak? Ya tutmak zor muydu ee, şimdi Hürriyet gibi adam adama hiç oynamadım. Ben Hürriyet'le de takım arkadaşıydım. Hürriyet oynardı ben beklerdim ben oynardım Hürriyet beklerdi Samet Aybaba döneminde Ankara Spor'da. Hürriyet gibi Alex de sürekli bizim o zaman klasik e, o dönemin futbolunda işte tuvalete giderse tuvalete git derlerdi. Ben öyle oynamadım ama alanın içine girdiği zaman hani şey yapardım. Ben bir gün arkadaşıma Bursa Spor Fenerbahçe maçını bir kafede izlerken dedim ki bak maçı izleme. Maçı dedim izleme. Sadece dedim Alex'i izle. 45 dakikada 5 defa topla buluşmadı. 2-0 Fenerbahçe içeriye girdi. ikisini de Alex attı. Arkadaşımı öyle söyleyince ne demek istediğimi daha iyi anladı. Alex hayalet gibiydi abi. Böyle temas ediyorsun elinle iki adımda kayboluyordu. İki adımda. O Lakin. gol noktasına, o koşuşu, o verdikten sonra durup durup durup. Bakma öyle hantal mantal bir oyuncu da değildi. İki Değil. metrede, üç metrede acayip çabuk atletik bir adamdı. Böyle iki metrede, üç metrede müthiş bir oyun zekası vardı. Ben asla böyle işte senin gibi değerli insanlarla televizyon kanallarına gittiğimde böyle taraftar konuşmalar asla yapmadım. Bir mukayese asla götürmez Hacı ile. Hacı çok farklı bir oyuncuydu. Bunu Bülent Hoca'ya da sordum. Alex muazzam bir oyuncuydu tartışmasız ama tarz olarak şey olarak 18 etrafında o kaybolup o, o baksın içindeki o topun nereye düşeceğini bilme zekası ve orada bulunma zamanlaması ben böyle bir oyuncu ne Değil mi? gördüm ne izledim. İnanama inanılmaz yani. Oyun zekası inanılmaz. İnanılmaz. Yani. İşte o oyun zekasıyla sezisini bir araya getirdiğinde işte o arkadaşıma söylediğim bak yok yani oyunun içerisinde o hacı gibi alsın, yönetsin. Adamlar eksilsin. O nerede oynayacağını, nerede duracağını hep dinlenik on numara klasik arkasındakiler iş yapıyor. Nerede alacağını, nerede vereceğini, nerede adam eksilteceğini ve nerede bulun bir Galsay, Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Alex'e yakın oynuyorum, çok da iyi oynuyorum yani. O dakikaların en iyi oyuncusuyum. Kenardan Carlos geliyor. Ayhan abi arkamda paraleliz. Ben Ayhan Akman, Alex'te aramızda. Şimdi Carlos geliyor. Ayhan abi dedi ki "Gitsene." Dedim ki "Bak Alex'e bak." Alex'e dedim "Bak şimdi pozisyon artık beni mecbur bırakıyor oraya doğru gitmeye, mecbur bırakıyor artık. Geliyor Roberto Carlos. Golü Alex attı. Golü Alex attı. Bırakmayıp adam adam oynasam Carlos atardı belki bilmiyorum ama golü Alex attı. Bıraktık. Tabii. Son ana kadar şey yapmadık. Yalan olmasın. Gökhan'ın önünden, Servet'in önünden, Hakan'ın önünden, kimin önünden golü Alex attı. Ayağının ucuyla. Çünkü yani biliyorum çünkü ben maç izlerken mesela o dönemin en iyi on numaraları kim izliyorum. Defansif orta saha oynuyorum. Bakıyorum hep büyük abilerim maç izlerken en iyi oyuncu kimse ona bak. Sen defansif orta saha Nereye koşu yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi antrenörümüz çok daha başka bakıyoruz tabii ama ya bir de Alexi biliyorum yani. Tabii. Kayboldu abi. 18'in üstünde Kesin. Ka kayboldu abi. 3 adım, 4 adım attı Carlos çevirdi. Vurdu ayağın ucuyla, içiyle tam hatırlamıyorum. Gol oldu. Alex gol. attı golü. Alex attı. Bir böyle kaçtı bir. Abi kaçtı. o o box ve etrafında İnanılmaz. Olamaz böyle İnanılmaz. bir şey. Şu anki Galatasaray. Üzülüyor musun izlerken? Ya Galatasaray'ın kötü olan her halini üzülüyoruz. Bir kere taraftar gözüyle bakıyoruz e, her şeyden önce. Bir taraftarım üzülüyorum ama e, bu süreci yaşadık. Yapılan yanlış hamleler, yanlış e, stratejiler e, buraya getirdi. Her büyük takım bunu yaşıyor. Sen Beşiktaş camiasına yaksın, Beşiktaş yaşıyor. Bugün Fenerbahçe üst sıralarda olsa da gerçekten taraftar konuşmuyorum. Fenerbahçe çok daha başarısız. Evet. puansal olarak bulunduğu yerle kıyas etmiyorum. Mali olarak çok daha önde istediği her adamı alabilme gücüne sahipken bu kadar gereksiz ve bu kadar kötü bir kadro yapılanmasıyla baktığın zaman Fenerbahçe çok daha kötü bir sezon geçiriyor bence. Yani bunu her kulüp belli dönemlerde yaşıyor. Galatasaray da bunlardan bir tanesi. Fatih Hoca'nın gidişi, Torhant'ın gidişi... Yani Fatih Hoca'nın gidişi 9 maçta bir maç... Ben geçen gün tesadüfen gördüm. Ee, Fatih Hoca'nın gönderildiği dönemde 9 maçta bir galibiyet almış evet. Fatih Hoca. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray camiasıyla, ismiyle bütünleşmiş bir teknik adam. Şu anki görüntüye baktığında, bugünü konuştuğunda çok lüzumsuz bir değişiklik olmuş. Çok anlamsız bir değişiklik olmuş. Ama bıraktığı güne baktığında ya Fatih Hocanın olduğu yerde 9 maçta bir galibiyet falan hani çok konuşulacak bir şey değil. Tabii, doğru. Çünkü Fatih Terim'in isminin karşılığında insanlar hep başarıya, insanlar hep o işte coşkulu futbola, seyirciye mutluluk veren görüntüye alışkın olduğu için o güne baktığında o günde istatistikler olarak çok kabul edilebilir durum değil ama Gönderilirdi, gönderilmezdi, gönderilmeliydi, gönderilmemeliydi falan o çok benim e, yorum yapacağım şeyler değil. İleride tabi başkan olursa daha şey olur. Ben Fatih Hoca'nın e, yakışır başkanlık mutlaka ama bir dönem daha teknik direktörlük yapacağı düşüncesindeyim. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Başkan olursa da hocası Arda Turan olur. Öyle mi? Evet yani beraber kurarlar ekibi öyle bir düşüncem var. Bir düşüncem var. Mustafa çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Sağ ol. Hakikaten yani o kadar güzel anlattın, o kadar güzel ifade ettin ki hem anıları hem düşündüklerine çok keyif aldım. Çok teşekkür yani ederim. Yani ben mesela yaptığım röportajda da sonradan izliyorum tabii ki ama bazen o kadar keyif alıyorum ki defalarca izliyorum. Bu röportajı defalarca izleyeceğim. Çok teşekkür ederim güzel duygularından dolayı. Sevgili seyirciler, Mustafa Sarp'la gerçekten çok eğlendik. Çok keyifli bir söyleşiye imza attık. Ağzına sağlık, ayağına sağlık geldi. Burada bizimle birlikte oldu. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.